Şimdi vatandaşımız bir araç alıyor. Aracın tabii ekspertizini yaptıracak fakat satıcı onu bile isteye ekspertiz almaktan men ediyor, engelliyor ve arabayı satıyor. Bende ekspertiz raporu var diyor, ben sana veririm diyor. Tabii güven esasına da dayalı olduğu için biraz devlet memuru karşıdaki. Tamam diyor, ben alırım ekspertiz raporunu ama almıyor ekspertiz raporu, vermiyor daha doğrusu. Satın alındıktan sonra ısrar ediyor. Bu sefer telefonlarına bakmayınca şüpheleniyor. Bizimle irtibata geç, dedim ki hemen bir ekspertiz raporu alın, hemen alın. Çünkü 90.500 liraya alınan bir araç. 250 lira ekspertiz raporu vermek lazım buna. Ekspertiz raporunu aldığı zaman şu gerçekle karşılaşıyor. Araba iki parça. Yani ön taraf başka, arka taraf başka. Yani şu anda arabanın öyle bir arabayla karşı karşıyayız ki modeli ne belli değil. Ön tarafı başka bir model, arka taraf başka. Yani 2013 model ön taraf, 2014 ya da 2015 arka taraf olabilir böyle bir araç. Tabii davasını açtı tabii, hakkını alacak ama şöyle bir durum var ortada. Hani bir arabayı bakınca işte siz de gördünüz, hiç fark edilmiyor arabanın parçası, iki parça olduğu birleştirildi. Bir kere o ustayı tebrik etmek lazım. Gerçekten mükemmel bir işçilik çıkartmış. Normalde biz görüyoruz, dolu yağdığı zaman bile kaburga düzgün yapılmıyor ama burada iki parça birleştiriliyor. Onu tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım. Fakat bu olaydan sonra ben bütün tüketicilere şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Atalarımızın da bir sözünü hatırlatarak, çok güzel bir söz. Şimdi kışın diyorlar palto giyme olayı var ya, ona bir vurgu yapmak için paltolarınızı yazın yanınıza mutlaka alın. Kışın ister alın ister almayın derlerdi büyüklerimiz. Şimdi aynı şeyi ben oto ekspertiz için söylüyorum. Sıfır aracınıza mutlaka ekspertiz yaptırın. İkinci el araca ister yaptırın ister yaptırmayın. Burada şunu görüyoruz ki arabana ne kadar güzel gözükürse gözüksün, ne kadar sanki modeli yüksek olursa olsun, İyi, güzel bir işçilikle aslında darbeli, pert bir araba size sıfır gibi satılabilir. Bunun için de tabii ki hukuki yollar açık ama başımızın ağrımaması noktasında mutlaka ekspertiz yaptıralım. Aracı hangi model alırsak alalım. Peki, bunun için ekspertiz firmasına herhangi bir ceza işlem oldu mu veya ne tür bir cezalarla karşı karşıya kalıyor mu bunu satan kişiler? Aslında şu ana kadar ekspertizlerin bir sorumluluğu yoktu. Ekspertiz firması liyakatlı olabilir, teknik altyapısı uygun olabilir, olmayabilir. Çünkü onun neye dayanarak kurulacağına da bir yönetmelik de yok. Herkes tabelasını taktırır, ben ekspertiz firmasıyım der, raporlarını verir. Şimdiye kadar bir cezai durumu yoktu. Fakat ilk defa tüketici hakem heyetinden, Kayseri İl Hakem Heyetinden ekspertiz firması aleyhine bir karar çıktı. Yani yanlış bir rapor verdiği için daha sonra başka bir ekspertize gidiyor ve olay mahkemelik davalık oluyor işte. Oradan bilirkişilere gittikten sonra ilk verilen ekspertiz raporunun eksik ve hatalı olduğu ortaya çıkıp ona arabanın değer kaybı kadar ceza kesildi. Ne kadar? Yani 9.000 lira. 9.000 lira evet. Bir ceza kesildi. Hı-hı. Peki az önce vurguladığınız sıfır arabalara dikkat edilip ekspertiz yapılması, bununla ilgili başka şikayetler, sorunlar mı geldi efendim? Oo, çok fazla. Yani yıllardır bize zaten aracı sıfır aldım. Daha sonra servise gittim 10.000 bakım için, 20.000 bakım için. Kendi aracı aldığım yerdeki servis bana dedi ki geçmiş olsun, hayırdır? İşte kaza yapmışsınız. Ne kazası ya, ben arabayı sıfır aldım, ben kaza falan yapmadım ama arabanız boyalı dediğinde yine davalık olup arabanın boyalı ve ilk alındığında kazalı olduğu, ki bu da şunu söyleyeyim ben, o araçların nakli esnasında kamyonların devrilmesiyle 6 araç, 8 araç birden hasar görebiliyor. Fakat hani bunu değerlendirmek adına servislerde yapılıyor araçlar ve sıfır olarak satılıyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani ben arabayı sıfır aldım diye kazasız ve boyasız olduğu anlamına gelmiyor. Mutlaka ekspertiz yaptıralım, sıfır da alsak. Bu aynı zamanda adli olarak nitelikli dolandırıcılığa girmiyor mu sizce? Tüketici hukuku olduğu için aslında burada sadece uğranılan zarar tazmin ediliyor. Fakat ekspertiz konusunda da aynı madde konu var. Yani bir yaptırım yok, bir sorumluluk yok, boşlukta. Bu da öyle. Yani burada sadece bunu satan kişi, aslında nitelikli dolandırıcılık aynen öyle. Fakat tüketici hukukunda böyle bir şey olmadığından tazminat davası açabilir. Sıfır araç aldığımı düşünüyordum ben ama bana kazalı araba verilmiş. Mahkemede bir takdirde bulunur. Yani 10.000, 20.000 neyse bedel olarak tazminata hükmeder ama dolandırıcılığa henüz sokulmadı.